154 yıl sonra yine Ramazan akşamlarında bilim insanları konuk ediliyor ve bilimin ışığı Ramazan sohbetlerinde insanlarla buluşuyor. 1869 yılının Ramazan akşamında başlayan Darülfünun'da üniversitede başlayan gelenek Mahya Işıkları'nda devam ediyor. Yine çok değerli bir konuğum var. tarihçi, çok değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Taşal. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Bey. çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Keyifli. 154 yıl önce öyle evet. İstanbul'da Ramazan sohbetleri Darülfünun'da bilim insanlarıyla halkı buluşturmuş. Ben de şimdi bu kültürümüze sahip çıkarak evet. sizin gibi çok değerli kültür insanlarını, bilim insanlarını. İnsanlarla buluşturuyorum. Çok güzel. Bu hafızamıza sahip çıkıyoruz. Sevgili hocam peki. Okey e, bilimden söz ettik. Siz e, Türk tarihi konusunda çok değerli araştırmalar, çalışmalar yapıyorsunuz. Ve benim en çok gıpta ettiğim, imrendiğim, özendiğim yönünüz. Kültürü ele alıyorsunuz. Yani tarihi bir savaşlar ki o da var ayrı bir konu ama hep önümüze bu konuluyor ya. Hayır. E, kültürüyle e, koyuyorsunuz. E, ve gerçek anlamıyla sevdiriyorsunuz. Çünkü kültür insana ait ve siz insanı öne çıkınca biz de kendi kültürümüzü öğreniyoruz. Sevgili hocam, Türkler ve bilim desen nerelerden başlarsınız sohbete? Bence tarihin en eski devirlerinden başlamak gerekir. Çünkü günümüze kadar yansıyan ama eski devirlerde de gördüğümüz hayatı anlama yönünde, hayatlarını optimize etme, daha rahat yaşama, problemlerle baş etme... İşte iç dış düşmanlar ama şey olarak da hayatta kalabilme adına yaşam kalım mücadelesini kazanma adına e, faaliyette bulunuyorlar. O bu geleneksel metotlarla başlıyor. Yani Hunlar devrinde olduğunu görüyoruz. Hatta Hun öncesinde kaya resimlerinde bile bunların izleri var bilimle ilgili. Zaman içerisinde ilerliyor ama tabii Doğu kültür dairesine geldikten sonra Önes ya da Selçuklu vesaire daha sistematik hale geliyor. Burada bildiğimiz gibi e, Selçuklular da işte medreselerden Osmanlı'ya günümüze kadar ulaşıyor. Bu çok geniş bir konu. Ancak Uygurların yerleşik hayata geçtikten sonra yapmış olduğu faaliyetleri de unutmamak lazım. Ben din değiştirmeyle çok bağlantı kurdururum. Çünkü Tabgaçlar döneminde yani Çin'e göç eden, orada devlet kuran Tabgaçlar döneminde bir üniversite tipi yapılanma var. O yıllarda. O yıllarda. Yani 400'lü yıllarda diyelim evet. bir yapılanma var ama Budist manastırı yönünde. Fakat bilim vermek amacıyla bugün Çin'deki Lanzhou dedikleri Gansu bölgesinde İpek yolu üzerinde bir bölgede bunlar var. Bunlarla ilgili ibadethaneleri, tapınakları görmüştüm. Dolayısıyla genel olarak Türkler çevre şartları gereği Doğal yani o challenge dediğim şeyde o mücadeleyi kazanabilmek uğruna her zaman bilimle uğraştılar. Bunun dışında dışarıdan gelen yeniliklere de açık oldular. Bozkırlarda daha açıklardı bence. Yani Avrasya bozkırlarına dış etkilere daha açıklardı. Fakat yerli şikayete geçtikten sonra biraz daha kapalı duruma geldi. Yeniliklere çünkü her şeyi siz icat edemezsiniz değil mi? Çok Komşularınız yapar tabii. başkalarından. Almak zorundasın. Bu taklit yönü, yönüyle olur. İyi bir şey görürsünüz. Almak zor şeydir. Ama mesela demir işleme meteorolojide ben bugün Güney Sibirya'da da hatta Doğu Kazakistan'da gördüğüm demir işleme yönünde yapılan faaliyetler hani teknik, teknoloji bilimin gelişmesi anlamında çok başarılı görüyorum ben. Kendi alanımda. Sevgili Çağdaşlarına göre ama mesela baktığımızda evet. mesela Muharistan'da ve da demir dökümhaneleri var ve maden nasıl çıkarıyordu konusu çıkarılıyordu konusuna da baktığımızda böyle müthi, müthiş bir alan bu var bir ikincisi hayvan eğitimi sonuçta hayatta kalabilmek meselesi üzerine bunları kurabiliyoruz. Ben hep şu tarafındayım çünkü her şeyi siz öğretemezsiniz. Başka komşularınız öğretir, daha iyisini yapabilir. Dışarıya açık olmanız lazım. Çok doğru. Çok. Doğru. Bozkırda yaşayan Türkler bunu ben de aşağıladım. Daha açıklar, başarıyorlardı yerleşik hayata geçtikçe eleştirmek gibi olacak ama bence kapandılar. Sevgili Hocam, madeni işlemekten söz ettiniz. Şimdi madeni işlemek, yani ateş yakmak, o ateşin harını vermek, madeni çıkarmak, işlemek... E, bu bir kültür, bu bir kalıcılık. Yani evet. Oysa hani hep derler ya, Türkler e, göçebe... Türkler göçme etti? Yoksa yerleşik düzende miydi? Burada bence çok birbirine karışıyor, evet. tanımlar birbirine. Çok güzel bir konuya geldiniz. Türkler, uygun gördükleri her yerde yerleşik hayata geçtiler. geçtiler. Mesela Hunlardan kalma 17 şehir var. Nerede? Yok bugün. Çünkü bugün bile Moğolistan'da şehirlerde yaşamak zor. Bence çevre şartlarına uydular. Mesela Tataristan'da, Kazan'da, Turfan'da, Altay Dağları'nın bazı yerlerinde, Mavara Nehir'de, Güney Kazakistan'da, Isıköl civarında Türklerin şehir kurduklarını görüyoruz. Ama uygun yerlerde. Uygun olmayan yerlerde ise konar göçer hayat dediğimiz hayatı tercih ettiler ki doğrusunu yaptılar. Bu nesilden nesile devam etmelerini sağladı. Aksi takdirde kaynak yetersizliğinden dolayı yok olurlardı. Bu açıdan baktığımızda bence e, yerine göre davranmak daha doğru. Yani o çevreyle uyum sağlayarak bir hayat tarzını geliştirmek daha doğru olurdu. Bunu başardılar. Peki e, heykel desem hocam? Hı hı. Baktığımız zaman eski Türk mezar taşlarında heykel şeklinde olduklarını görüyoruz. Aslında heykel formunda olduklarını görüyoruz. Hı hı. Sonra e, Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in Justinianus'un heykelini yıktırmaması. Evet. Ayasofya'nın da koruması. Sultan Abdülaziz'in hani daha yakına örnek vereyim. Atos'un evet. heykeli yaptırması. Yani sanatla iç içe olan bu hmm. e, kültür nerelere kadar gidiyor yaptığınız çalışmalarda? Evet. E, aslında mesela tasvir anlamında milattan önce 2-3 binlere kadar kayar isimlerine kadar gidebiliriz. Evet. Onda şey yok ama heykelcilik anlamında Göktürk döneminde yani milattan sonra 500 diyelim, 700-800'ler arasında altın devrini yaşıyor. Bizim anıt alan dediğimiz, yani külliye diyebiliriz belki ama daha çok anıt alan dediğimiz, işte bark, yazıt ve e, aynı zamanda bark, yazıt ve heykellerin, balbaların bulunduğu bir anıt kompleksler vardır. Bunlar da çok çok önemlidir. Yine onlar zamanından itibaren kereksur dedikleri böyle e, mimari örneklerini görürüz. Kurgan mimarisi zaten apayrı. Onları da biliyoruz. Dolayısıyla e, bunları ya Avrasya'nın kendi içerisinde ama Türklerin üzerinde, eski Türklerin üzerinde böyle bir zengin durum söz konusu. Bir yelpaze söz konusu. Bunu görüyoruz. En doğuda Mançurya'dan Macaristan'a kadar bu söylemiş olduğumuz yani Türk kökenli halkların yaşadığı yerlerde bahsettiğiniz heykeller var. Peki sevgili hocam Türk diyoruz. Türk adı nereden geliyor? Çünkü benim bildiğim kadarıyla ee, yani biz hep kendimize ya bir aile adı koymuşuz ya şehir adı alıyoruz. Evet. <laughs> Kim dedi bizi? Bu Türk adı nereden doğdu? Tabii Türk adı daha çok yabancı kaynaklarda geçer. İlk önce 420 tarihinde bir Sasani metninde İran metninde. 542 yılında Çin kaynağı Coşu'da. 582 yılında Agatias isimli Bizans kaynağında. 603 yılında Arap Nabıkat-ı Zübyan'ın divanında Cahiliye devri şairi diye anılır. Evet. Yani eee 6. yüzyılda yaygın hale gelmiş durumda. Peki bu ismi verenler kim? Daha çok yabancılar. Evet. Türkler kendilerine işte bahsettiğiniz gibi şahıs isimleriyle veya kabile isimleriyle atlandırılırken yabancıların verdiği o bununla birlikte Türk Türkiye adı da yaygınlaşmıştır. Mesela evet. 6. yüzyılda Orta Asya Türkiye deniyor. Daha sonra o kadar eski mi? Tabii 6. yüzyılda, yüzyılda çıkıyor Türkiye, Türkiye, Türk adı, yani Milattan sonra. Daha sonra Karadeniz'in kuzeyine Türkiye deniyor. E, hatta iki Türkiye var. Doğu Türkiye dediğimiz zaman Hazarların ülkesi, Hazar Kağanlı. Onlar da yerleşik ve hani medeniyeti geliştiren. Ve Batı Türkiye dediğimiz zaman Macaristan'a doğru olan Balkanlar akla geliyor. Bunları söyleyen yine Bizans kaynakları. Konstantin Netos. Daha sonra Memlükler zamanında Mısır'a Türkiye deniyor. Nihayetinde Anadolu 13. yüzyıldan itibaren Türkiye adı veriliyor. Yani dört farklı noktaya Türkiye adı verilmiş oluyor. Niye? Yabancılar tarafından. Bu bizim belki az yazmamızdan da sebep olmuş olabilir ama daha çok Türk kimliğinin genel olarak bildiğimiz o Türk kimliğinin dünya tarihinde yer almasıyla doğrudan bağlantılı. Türk adı şeyden itibaren göktürklerden itibaren yaygın hale gelmiştir ve. O Batı Göktürkleri kanalıyla günümüze kadar yaşamıştır. Yani bunu çok iyi anlatabilmemiz lazım. Yani evet. Göktürkler Türk'tü diyoruz ki orijinal adı Türk Kağanlığı. Türk Kağanlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar e, akan yolu, o silsileyi çok iyi anlatabilmemiz lazım gençlerimize. Bu tarihi böyle bizim hani e, yüz katlı bir gökdelen inşa ediyorsak bunun ana omurgası gibi bir konu. Sizin de çok üzerine durduğunuz gibi kültür Üzerinden bunu yapma imkanımız var. Yine bu kültür üzerine bakarsak sevgili hocam. Biz Anadolu'ya ne zaman gelmeye başladık? Hani 1071 diyoruz. Peki ondan öncesi var mıydık yok muyduk Anadolu'da? Şimdi şöyle e, 1071 bence son tarih ve sembolik olarak çok çok önemli. Evet. Yani Türkiye Türkler için diyelim veya Türkiye Cumhuriyeti için ama ta milattan önceki çağlardan itibaren e, diyelim e, Türkiye'de e, Türklerin geldiğini görüyoruz. Bunun Anadolu'ya değil mi? Anadolu'ya ondan öncesinde çok öncesinde çok öncesinde bunun en büyük delili kaya resimleri. Evet. Nerelerde var? Gördüklerimi söyleyeyim. Kütahya Ayzonada, Burdur'da, Ankara Güdül'de, Kastamonu'da, Ordu Mesudiye'de, Erzincan Eğinde, Kars'ta Kars'ta, Hakkari'de, Görev Yaylası'nda, Van'da. Bunların izleri var. Türk kaya resimlerinde mi? Hepsi var. Türk Aynı kaya resimlerimiz Muhalistan'da, evet. Gobi Çölü'nde. Yani en doğuda ve en batıda görebiliyoruz. Bu bambaşka bir dünya kaya ile ilgili. Petroglif dedikleri. Bir hafıza, büyük bir hafıza değil Müthiş mi? Müthiş bir şey ve evet. ne anlatılıyor biliyor musunuz? Hayatın her yönü anlatılıyor. Mesela hayatımızda önemli, üç önemli şey bir doğum, iki evlenme yani üreme, evet. üç ölüm. Evet. Bu var. Bütün ritüelleri var mı ritüelleri? Ritüeller yani. olarak bunlar anlatılıyor. İkincisi av sahneleri. Çünkü abla karnını Tabii. doyuruyor. İşte ona benzer bereket o. Dini törenlerin yapıldığı sahneler var. Güneş kültü, güne, do göğe doğru çıkmalar ve işte o kamların vesaire diğer hayatın anlattığı, hayatın her yönünün anlatıldığı şeydir. Ben bunlara kitap gibi diyordum. Kazak meslektaşım biz bunu ansiklopedi diyoruz dedi. Çizgi roman gibi bir tane zamanda değil mi? Tamam milattan önceki işte evet, 2000'de 3000'de 4000'de 14000'de aile de, var diyordunuz. Yani çünkü tabii doğum, hani evlenme, ölüm, ölüm ölme, tabii, ölme tabii. bu aile yani aile görüyorsunuz. Kesinlikle burada. öyle. Her şeyle bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi tabi daha sonra kağıt bulunca kağıda ya da yazı gelişince runik alfabe yazı yazıtlara yazı olarak alfabeyle yazıyor. Ama o dönemde daha yok bir şekilde entel, entelektüel bir şekilde bunu anlatabilmesi lazım. Yani entelektüel bir arayış var. Onu nasıl ifade edebilir? Kaya resimleri üzerinde. Yani e, bu kolay bir şekilde e, anlatıyor ama yazmak zor olduğu için bence diğer yazılı kültürlerle karşılaştırdığımız zaman daha az yazıyor tabii. Müthiş. Peki Müthiş Müthiş şey. hocam bu sözün ettiğiniz e, bu denli eski hafızada Türk kültüründen günümüze hala yaşatmaya devam ettiğimiz gündelik hayatımızda kültür mirasları var mıdır? Neleri görüyoruz? Mesela Çanakkale'nin en batısında bir işte Türkmen köyünde belgesel yapmıştık. Ben oradaki yaşanan Hıdrellez kutlamalarının Göktürk dönemiyle birebir aynı olduğunu gördüm. Hala devam ediyor. Tabii. Veya size şöyle bir örnek vereyim. Sizde çok iyi bildiğiniz Telli Baba veya Erenköy, Göztepe, Gözlü Baba. Bu isimler, bu isimler en azından ta bunlardan tarihin derinliklerinden günümüze kadar ulaşan eserlerdir. Şimdi gidersiniz bugün Tuva, işte Tuva, Tuvalar şey, Şaman Budizm karışımı bir din yaşıyorlar. Ama onlar da ağaca çaput bağlıyorlar. Bizim Çanakkale'de en batımızdaki köydeki de ağaca çaput bağlıyor, devam, devam, ettiriyor ya da telli babada. Bu dilek ağacı. Yani bu buna benzer böyle saatlerce konuşabileceğimiz müthiş kültür unsurları var. Veya bizim köylerde olurdu. Ee, koç başını bağlarlar. Bereket sembolü olsun diye evlerin çatılarına koçbaşı başı asarlardı. İşte ee, işte veya diğer şey. Yani müthiş e, kültürel malzemeler var. Veya cenaze koç başları alemlerde de karşımıza çıkıyor değil mi hocam? <laughs> tabii çıkar, Bereket de... sembolü. Doğru da. Bereket çıkar. sembolü olarak geçer. Mesela ondan başka işte o kartal poruyucu tabii. Kartal evet, duvar, evet. kartal da kuşla ilgili. Ama geyikle ilgili destan ve masallar <laughs> Evet. Veya işte aynı şeyi Sibirya'da da görüyoruz yani onu taşıyabilmişiz bu şekilde yelpazeye bakmak lazım ama e, temel unsurlar köylü kültüründe özellikle izole ortamlarda var olabilmiş fakat şehirleşmeyle birlikte bunları kaybetmeye başlamışız diye düşünüyorum e, esasen o hayvancılıkla terimleri mesela aynen yaşatılabiliyor şeylerle ilgili de bakıyoruz. Kazakça'da 15 ciltlik açıklamalı sözlük var. Bunu ben bak, bakınca şunu düşündüm. Türkçe ne kadar zenginmiş. Ve biz unutmuşuz. Yani dilimizden başlamak lazım önce. Çok, çok Atla ilgili o kadar çok ke kelime terim var ki. Ee, evet. biz Ve unutmuşuz. Yani... İsmet Seki Eyüboğlu hocamdan dinlemiştim. Ee, diyor ki çok eski tarihlerde en sevdiği atı mumyalardı Türk. Ona kibi derdi. Kibi gibi sözcüğü oradan geliyor. Türkçe'ye diyor. Evet. Ve at kültürü. İşte bayrak sözcüğü bayrak batraktan geliyor. Batrak, Batrak tanımak için mızrağın üstüne bağladı bağladığımız Anladım. atın kuyruğu. Kuyruğu Değil mi? Yani, at badraktan. ve Türkçe birbirine çok karışmış. Değil mi? Kesinlikle hayvanlaydı. Çünkü hayvancı bir toplum olduğu için temel hayat hayvan üzerinden yürüdüğü için bu hale gelmiş. Bence e, bunun e, biraz yani Tabii günümüzde antropolojik açıdan bakılabilir, sosyal antropoloji ama etnografya vesaire ama edebiyat da, o sinirlerin yani hmm. müthiş bir keyif verebilecek olduğunu düşünüyorum. Ama en azından şu destanlarımıza baksak bile yani. Destanlar hocam. Peki destanlarda bu e, Türklerle kurtla olan ilişkisi, kurt motifi hı hı. E, nereden geliyor bu kökeni? Kurt motifi aslında e, yani tabii geçtiği yer Reşitettin Camii tarihi 13. yüzyıl ama biz Bunlar zamanında da kurtla ilgili motif görüyoruz. Yani milattan önceki yüzyıllarda milattan sonra iki dönemlerde de aynı şekilde kurtla ilgili motifler var. boyları boylar arasında. Bazen erkek, bazen dişi. Bazen yol gösterici strateji, bazen anne üretiyor, doğuruyor ve besliyor. Böyle efsanemiz de var. Ergenekon bunun zirvesi. Yani bizim Ergenekon destanında gördüğümüz anlatılan, ki tarihi olaylarda da bazen örtüşüyor. Orada ise artık zirve yapmış oluyor. Yani ee, bir anlamda. Dolayısıyla kurt motifi her zaman geliyor ve nitekim Cumhuriyet'in kuruluşunda itibaren okay. ilk yıllarda Cumhuriyet Gazetesi'nin, Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nün, Petrol Ofisi'nin evet, evet. ve birçok kurumda paraların, ıı, üstünde. paraların üstünde kurt ıı, görürüz. Bu bir milli kimliği, kökleri arama arayışının sonucudur. Tabii bu subtropikal, coğrafyada yani kuzey yarım kürenin üstünde hayatın olduğu ki yazı da burada bulunduğu insan evet. aya da buradan gitti. Bu hmm. coğrafya baktığımız zaman Kuzey Amerika yerlerinde de kurt ilişkisini çünkü kurt o co coğrafyanın tabii. kültür ilişkisi ile insanla iç iş çok olan bir canlı çokça çıkıyor. Hocam sizin yazıtlar hakkında çok çalışmalarınız var. Peki e, yazıtlar Türk tarihi hakkında neler anlatıyor bize? Yani yazıtlara tabii üç önemli yazıt var. Tony Cook yazıtı, evet. Bilge Kağan, Kültekin. Ama 700 civarında yazıt var. Evet. Ya mezar taşının niteliğinde kısa ve uzun bir sürü yazıtlar var ama bir kere bizim hazinemiz yani şöyle diyelim bugünkü Avrupa milletlerinin daha hani o yazıyı işte kendi mesela Fransızca'nın kullanılmadığı, İngilizce'nin kullanılmadığı dönemlerde Türklerin kendi dilleriyle yazıları var. Yazı kullanıyorlar. Tabii. Fransız 843, işte İngilizler ve daha sonra. Vesaire. Bu yüzden Uygurla Uygur Uy... evet. Türklerini alıp ya tabii. medeniyete Türkçede u... uygarlık diyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bakın 10.000 Uygur yazması var Sunay Bey. 10 bin Uygur yazması. 8 bini bin Berlin'de. Müthiş ve be, korkunç. Onlar tabii Budist ve Manevi oldukları için ya ilah ilahi ilah ilah niteliğinde ama ondan başka hukukla ilgili sosyal hayatı anlatan devlet felsefesi, hükümdarın görevleri vesaire. Yani mesela Bilge Kağan'a göre hükümdarın işte halkın hükümdardan beklediği üç önemli şey var. Değil mi? Adalet, Adalet. güvenlik, ekonomik istikrar. Biz şimdi ne bekliyoruz devletten? Her zaman onu bekliyoruz. Hala o. İşte bakın devlet anlayışı derken mesele bu yani. O organizasyon anlamında bir model görüyoruz yani yazıtlar bence bu anlamda bizim iç dünyamızı aydınlatıyor. Evet. Bizim kültür diye ne alalım değil mi? Ben sonsuz hazine diye bakmamız lazım yazıtlara. Müthiş bir şey masallar eder. masallar hocam çocuklar anlatılan e, masallar. Masallar her dönemde ve değişir yani masallar hakkında çok doktora tezi yapılması lazım bence. Evet. İki şey ben çok hayıflanırım birincisi atasözlerimiz. sözlerimiz. Evet. Herde çok şey anlatır ne kadar değerlidir. Yani asla her bir atasözü hakkında onun bir mutlaka altyapı müthiş bir altyapısı vardır atasözleri. İkincisi masallarla da öyle aynı şekilde. Sibirya masallarından günümüze kadar. Birazdan mitolojiye de girerek müthiş bir o kültür dünyamızı, o kültürümüzün genişliğini, zenginliğini bize anlatır. Tibetle olan ilişkiler hatta ben biraz abartırım kendi kendime okumalarımda acaba diyorum. Tibet çok yüksek bir yer ya 4 metre vesaire. Acaba insanın ilk yaratılışıyla bağlantıya kadar unutmadılar hafızlarını yaşatıyorlar mı diyelim? Ama bakın o kurt şeyini sorduğunuz o destanda çok önemli iki şey vardır. Birincisi şeyi reis olabilmek için ateşe bulmuştur. Ve insanları ısıtmıştır soğuktan. İkincisi yiyecek bularak halkını beslemiştir. Bundan dolayı reis olmuştur. Güzel. Bakın böyle bir metin var. Şimdi aynı mistik kurtla ilgili anlatılıyor ama bakın reis olabilmek için bu lazım. Bunun ne kadar değerli olduğunu veya e, çok iyi gör. Şimdi ateşin bulunması insanlık tarihinin önemli keşiflerinden biri değil mi? Çok evet tabii. İkincisi yiyecek bulmak, halkını beslemek yönünde. Ancak bu şekilde iyisi oluyor. Yani büyük bir büyük bir başarı kazandıktan sonra lider yani hükümdar halkına verdir refahla yani değil tabii, mi? tabii. Açık bir şekilde bu belli. Aksi takdirde zaten işte belki bugün ondan e, devlet, halk devletten çok şey bekliyor ya devlet gelsin yapsın diye ağzımızı açıp evet. bekliyoruz ya onun gibi yani. Hala o kültür denen. Tabii var kesinlikle de. öyle o kültür denen bence yaşıyor yani çok anlamda. Çok güzel çok evet. çok teşekkür ediyorum sevgili ben hocam. Ben Teşekkür ediyorum çok keyif aldım çok sağ olun. Ben bitsin istemedim sohbet. Daha çok şey var size konuşmak istediğim ama. Başka zaman konuşuruz çok te inşallah. Teşekkür sağ olun. ediyorum. Onurlandırdınız beni. Evet. 154 yıl sonra yeniden bu Ramazan sohbet kültürünü bilimin ışığında evet. sizin gibi aydın bilim insanlarıyla yapıyoruz. Çok teşekkürler ben hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Sağ olun. Ee, bu güzel sohbeti e, kendi YouTube kanalım ve Petrofes'in e, YouTube kanallarında bütün Mahya ışıklarında olduğu gibi saat 18'de izleyebilirsiniz. Hep orada kalacak. Her zaman izleyebilirsiniz. Yarın akşam yine Mahya Işıkları'nda 1869 yılının Ramazan akşamında olduğu gibi yine bir başka değerli bilim insanının sunduğu bilginin ışığıyla o sohbette buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.